Baba. Ne oldu? Neyin var senin? Hapishane arabası devrilmiş. Parçalanmış araba. Devam et. Al işte, hepsi burada yazıyor. Kaçmış İtoğlu iç. Şimdi ne yapacağız baba? Öflekliği bırak. Bazen benim oğlum olduğundan şüpheleniyorum. Ama baba, Hasan'ı benim öldürdüğümü biliyor. İlk işi bizi aramak olacak. Geleceği varsa göreceği de var demektir. Merak etme, bu işi hallederim. Ne yapacaksan çabuk yap, anladın mı? Korku içinde yaşamaya dayanamıyorum. Sana hallederim dedim. Her şey geçecek. Hadi abi. Şöyle. Şöyle abi. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım dada. Kendine hiç dikkat etmiyorsun kızım. Bu biçimde yaşayamazsın. Yaşamak istemiyorum ben. İstemiyorum. O ne biçim laf öyle? Ağzından yel alsın. Abim öldürüldü. Ve hayatta en sevdiğim insanı, İbrahim'i, İbrahim'imi onun katili diye suçluyorlar. Yaşamak bana haram. Haram. Sus! Bir kelime daha söylersen ayağımın altına alırım seni. Oğlumun katilinin adını bir daha bu evde duymak istemiyorum. O katil olamaz. Yeter! Sus artık! Annene haber verseydik İbrahim abi ha? Yok, hayır. Her şey aydınlığa kavuşuncaya kadar kimseye bir şey söylemek yok. Yine de kazayı ucuz atlatmışsın abi. İnan, hiçbir şey umurumda değildi Nezmi. Araba devrilirken sadece iki şeyi düşündüm. Sadece iki şey için Allah'ıma yalvardım. Önce Emine'yi son bir defa görmeden öldürme beni Allah'ım dedim. Sonra zavallı babacığımı düşündüm. Onu öldüren o iki alçağı düşündüm. Ama o bir kazaydı. Doktor babanın nehirde boğulduğunu söyledi. Kaza mı? Çocuk olsa bunu anlar be arkadaşım. Önce ben istemediğim bir cinayetten idama mahkum oluyorum. Sonra babam bir kazaya kurban gidiyor. Ve sevgili amcamla oğlu Zülfo servetimize konuyor. Bunun öcünü alacağım Necmi. Kana kan, dişe diş. Sakin ol abi.
Bir süre dinlenmelisin. Ama burada olmaz. Benim buraya taşındığımı biliyorlar. Sana saklanacak bir yer bulmamız lazım. Emine'yi görmek, ona gerçeği anlatmak istiyorum. Bunu hiç düşünme. Ben ayarlarım abi. Önce sana saklanacak bir yer düşünelim. Sana söyleyeceklerimi Emine'ye ilet Necmi. Yaşadığımı bilsin. Onu görmek istiyorum. Biliyordum. Biliyordum beni görmek isteyeceğini. Ah, ne kadar mutluyum dadı bilemezsin. Çok dikkatli olmalısın kızım. Abimi öldürseydi beni görmek ister miydi? Onu seviyorum dadı. Anlıyor musun beni? Gecem, gündüzüm onunla dolu. Nefes alırken onu soluyorum. Bu duygunun adı nedir bilir misin kızım? Galiba biliyorum. Aşk. Şimdiye kadar ilk defa hissediyorum bunu. Aşk bu dadı. Aşk. Hadi koş ona. Seni bekliyor kızım. Benim katil olmadığıma inanıyorsun değil mi? Bundan bir an bile şüphe etmemiştim. Her yerde seni arıyorlar İbrahim. Benimle buluşmak için ölümü göze aldın. Korkuyorum. Sana bir şey yapmalarından korkuyorum. Ölümden korkmak bize yaraşmaz eminim. Lakin ben de korkuyorum. Seni elimden alırlarsa diye korkuyorum. Babamın intikamını alamam diye korkuyorum. Şimdi intikamdan söz etme İbrahim. Günlerden beri bu anı bekliyordum. Yaşamaktan, sevgiden, geleceğimizden söz edeceğimiz bu anı bekliyordum. Bir tanem. Mahpustayken hep seni düşündüm. Koğuşta ranzanın üzerine uzanır, sigaramın dumanında hep seni hayal ederdim. Sonsuz karanlıklardayken ışığım oldun, yol gösterenim, dayanağım oldun. Ya ben İbrahim'im, günlerce, gecelerce gözümü bile kırpmadım. Sana bir şey olursa kendimi öldürmeyi düşündüm hep. İnsanın bu derde dayanabilmesi için sabır hamalı olması lazım. Sarıl bana İbrahim. Öyle sıkı sarıl ki kimse koparamasın bizi birbirimizden. Kimse ayıramasın bizi. Kimse kem gözle bakmasın sevgimize. Alçak! Bana bunu da mı yapacaktın? Yapma be, yaparım, yapma, ne olur yapma. Sen de görünme gözüme. 20 senedir sana kardeşim gibi baktım. Karşılığında sen ne yaptın bana ha? Kızımı oğlumun katilinin kollarına attın. Seni bir daha evimde görmek istemiyorum, defol! Yalvarırım be, yalvarırım, yalvarırım, bunu bana yapma. Emine'yi öz kızım gibi sevdim, bağrıma bastım onu. Beni de onun yanına hapset, aç bırak, fakat ondan ayırma, yalvarırım. Bunu da onun yanına hapset. Odalarından dışarı çıkmayacaklar. Su ve ekmekten başka hiçbir şey vermeyeceksin.